Zahidem gor benim ayın olacak halim. Yine bir laf duydum, kırıldı belim. Yine bir laf duydum, kırıldı kolum. Bu yürekten türküler söylüyorsun. Bunların bir hikayesi var mı? Var tabii. Mesela bizim Ahırdağ'ında Milcan Yaylamız var. Dedelerimden ben halk ozanıyım. Araştırdım, sordum. Bu Milcan her köyde, her mahallede Milcan ismi var. Bu isim nereden geliyor dedim. Birisi dedi ki o Peygamber Efendimiz'in zamanında yaşamış. Müşrik bir insanmış Milcan dede. Şimdi o öyle bir mübarek yer ki bir davar hastalansa davarı götür mezarını gelsin iyi oluyor. Ben de buna ozanlara dedim lan buna bir türkü yazar. O senin bölgen sen yazacaksın dediler. Ve ben de yazdım. Şöyle dedim. Makamın kaymakam validen yüce validen yüce. Dört ay gündüzün var oy, sekiz ay gece. Sırrına erilmez oy, sanki bilmece. Sırrına erilmez sanki bilmece. Ne güzel yaylasın oy, Milcan yaylası. Ne güzel yaylasın oy, Milcan yaylası. Sabahın erken saatlerinde başlayan yolculuk akşam ezanına kadar devam ediyor. 200 aşkın keçi bir düzen içinde öğleye kadar yayılıyor. Çobanlar da keçilerle birlikte yemek ve dinlenme molası veriyorlar. Yaklaşık 16 saat evlerinden uzakta kalan çobanlar evlerinden getirdikleri erzaklarla tarlalarda öğle yemeğini geçiştiriyorlar. İşin en güzel tarafı, lezzetli kılan tarafı ise bu yemek esnasındaki hoş sohbetler. Şimdi bir kameraman arkadaşım Gökhan Çal'dan rica edeceğim. Menüye bakalım. Burada domates, hemen yanında salatalık, peynir. Burada makarna yapılmış galiba. Evden getirilmiş biber, ekmeklerle birlikte öğle ara yemeği geçiştirilmiş oluyor. Bambaşka hayatları çok çok uzaklardan ekranlarınıza getiriyoruz. Sabahın erken saatlerinde güneşin doğuşuyla mesaisi başlayan Peynirdereli çobanlar akşam güneşin batışına kadar, gece geç saatlere kadar yazıda kalıyorlar. Peki yorucu bir iş mi? Yorucu. Ve zevkle yapıyoruz genelde. Mesleğimiz bu yani. Keçiler de aranızda duygusal bir bağ oluyor mu? Yani bir süre sonra. Çünkü belki de eşinizden, çocuğunuzdan çok bu keçilerle vakit geçiriyorsunuz. Tabii ki öyle duygu olmasa zaten nereden dolanmak, yapmak bu işi. Zevkle yapıyoruz tabii. Köylerinden kilometrelerce uzaklıkta bulunan otlak alanlar keçiler için otlama, çobanlar için ise dinlenme yeri. Çobanların saatlerce süren mesaisine yanık türküler eşlik ediyor. Meridan da güzel, yüzün göreyim, ak beyaz gerdana, yüzüm süreyim. Babadan oğula sürdürdükleri çobanlık mesleğinin kutsal bir meslek olduğunun bilincinde olan köylüler işlerine olan sadakatleriyle dikkat çekiyor. Onlara bir sevgi besleme oluyor mu? Bilmiyorum. Oluyor ya, sevgisi olur mu sevgi? Mallar bizi bir sever. Bizi görmedi mi durmadı öyle şey. Senin onlara karşı bir sevgin var. Var ya, sevgim olmasa yapma. Hayır, sevgim olmasa hiç yapma. Türkiye'de dondurma deyince akla gelen il Kahramanmaraş olur. Dondurmanın temel üretim maddesi ise süt ve salep. Kameraman arkadaşım Gökhan Çalı'dan rica edeceğim. Bahsettiğimiz salep Kahramanmaraş'ta bu dağlardan, beraberinde yanındaki süt ise Kahramanmaraş'ta tarlalarda yayılan bu keçilerden elde ediliyor. Ben Peynirdere köyünde, ismim Selim Kahveci. Adamın olmadığı yerde adam sayılan, ozanın olmadığı yerde ozan sayılan, çobanın olmadığı yerde çoban sayılan, namı bütün dünyaya duyulan, halk içinde açan gülüm. Beni tanımayan varsa benim adım Ozan Selim. Çobanlık yapıyorsunuz. Evet. Nasıl geçiyor hayatın? Sabahın erken saatlerinde keçilerle beraber. Ya 6-21-15 saat çalışıyor. Yani ister istemez. İşimiz bu. Evet. Peki bu kadar keçi var. 15 saat diyorsunuz. Eşinizden çocuğunuzdan çok bunlarla vakit geçiyor. İster istemez. Bu peygamber mesne. Peygamberleri de seviyik. Mesneği de seviyik. Peygamberlerimiz yapmış, biz de yapıyık.
Peki duygusal bir bağ oluşuyor. Bunlardan bir tanesi kayıp olsa anlar mısın? Ya mesela benim 70-80 tane malım var. 70-80 tanesinin 70-80 tane ismi var. Saz geçinin oğla yok. Kara geçinin memeye pırtmış. Öteki hasta olmuş. Bunun hepsinin 80 tane ismi var. Aynı. Çocuğun nasıl ismi varsa onun da ismi var. Öyle biliyorum. Böyle bilirik. Çocuğun biri nereye gittiyse onu da bilirik. Şimdi buradan bir de dünyaya selam göndererek Edirne'den Kars'a dünyanın her neresinde bizi izleyen varsa hepsinin gününü mutlu, yarınını umutlu, ocağını şen, yuvasını esen, gönlünü huzurlu, ömrünün ve kesesinin bereketli olmasını Yüce Allah'tan niyaz ve temenni ederim, saygılarımı sunarım. Büyük şehir oluşunun ardından mahalle olan ve Kahramanmaraş merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan Peynirdereli çobanlar, çiğ keçi sütünden elde ettikleri ve teleme olarak adlandırdıkları içeceği yanlarına erzak almadıkları zamanlarda tüketiyorlar. Tasla çaldığım teleme kaşlar benzer kaleme türküsü var ya, evet. O teleme bu işte. Nasıl yapılıyor bu? Bu keçiyi sayıyorsun, ondan sonra gene geriye sadık buraya koydun mıydı? İki tane incirin oluşmamış ham tahıl dağını bunun içine katıyorsun. Şöyle üç sefer vurayım. Bir, Allah, Allah bitti. (Gülüyor)